Şu an izlemeye başladığınız bir başarı hikayesi. Azmetmenin, çabalamanın, direnmenin, sabretmenin, inanmanın, yürümenin, koşmanın, durmamanın hikayesi. Elimde olmayanların yasını tutmaktansa, elimde olanlarla neler yapabilirim diye kendine soran Mustafa Erol'un hikayesi bu. Doğuştan serebral palsi hastalığı nedeniyle elini ve ayaklarını kullanamadığı için 7 yılda burnuyla klavye tuşlarına dokunarak yazdığı kitabını ve başarmak için hiçbir engelin olmayacağını gösterdi herkese. Mustafa engelli olarak ilk başlarda, engelli olarak doğduğu için ben hep hayata çok negatif bakmaya başladım anne olarak. Biz çok tedavi gördük. İzmir, Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde falan aylarca yattık Mustafa'yla. Tabii ki buralarda rehabilitasyon yoktu fizik. O zamanlar etrafıma bakıyordum. Gene Mustafa gene en iyileri. En azından zekasında bir şey yok. Bir nevi olsun biraz ümitleniyordum. Biraz şey oluyordum, morelleniyordum. Ama daha sonra bir şey oluyordu, moralim bozuluyordu. Hani benim... Bunlar herkes olabilir de, hep anneler. Niye herkesin çocuğu normalken benim başıma geldi gibisinden moral bozukluklar çok oluyordu. Ama sonradan Mustafa'nın başardığı şeyler, okuduğu okullar baştan beri bize çok ümitlendirdi. Ondan sonra kitabı yazmaya başladı. Yazmaya başladı ama ilk başladı. Yazıp da basılır diye hiç ümidim yoktu yani. Hayal bile edemiyordum. Ama bütün hedeflerine ulaştı Mustafa. Onun gibi bir oğlum olduğu için gurur duyuyorum onunla. Çok azimli. Zaten baştan beri, okullardan beri çok azimli de. O bizim gurur kaynağımız. Çok çok şeyler de bekliyoruz daha ileride inşallah. Allah ömür verir. Her şey kafasının içinde başlar insanın. Düşünürsün, bir hayal kurarsın. Sonra kurduğun şeyin sadece bir hayal olduğunu düşünmek tatmin etmemeye başlar. Ve başarmak için bir adım atarsın. Ama her başarı da biraz ekip işidir. Yanında birileri olması gerekir. Her zaman seni destekleyen, son nefesine kadar seni yalnız bırakmayacak, attığın her adımda yanında olacak birileri. Ailesi vardı Mustafa'nın yanında. Arkadaşları, öğretmenleri vardı. Ekip tamamdı. Ve Fenerbahçeli Mustafa başardı. 7 yılda burnuyla yazdığı kitabın ismini tüm pozitifliğiyle, tüm yaşam enerjisiyle herkes beni engelli sanıyor koyarak izahı olmayanın mizahını da yaptı. Oğlum ben çok koyu Fenerbahçe taraftarıdır. Tek tutkusu o zaten. Başka bir pek tutkusu yok. Evet, kitapları... Kitaplar tabii onun tek şeyse kitaplar zaten, edebiyat. Bir de sosyal şeylerde Fenerbahçe taraftardı, koyu Fenerbahçe taraftardı. Fenerbahçe maçı hiç kaçırmaz. Onun sayesinde ben Dijitürk'te aldım evime. De onun maçlarını izler. Onun sosyal hayatı vardı. Tiyatroları götürürüm derim Aydın'a geldiği zaman. Konserler götürürüm, sinemayı götürürüm. Hiçbir zaman ben oğlumu dışlamadım. Devamlı mesela toplum için iş yaptım. Zaten toplum için karışmamış olsaydı, iş kapanık olsaydı böyle olmazdı tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlarım ve dostlarımızın. Ondan faydası oldu tabii. Hayatı küsmedi. Devamlı hayatı pozitif bakar. Hiç negatif bakmadı hayata. Onu çok gurur duyuyoruz. Oğlumu çok gurur duyuyorum. Onun sayesinde kimlerle tanıştık. Cumhurbaşkanımız dahi oğlum sayesinde onunla konuştuk, onunla tanıştık. Valiyle, valimizle oğlum sayesinde onunla tanıştık. Çok çevremde, çok iyi doktorlarla, öğrenci kimlerle. Hep oğlum sayesinde tanıştık. Yani onun şeysiyle, tabii bizim çabamızıyla. Yani oğlum gurur duyuyor. Gerçi aile olarak gurur duyuyoruz oğlumuzla. Hayat sana neler sunar ya da sen ondan neler çekip alırsın? Güç sana verilen midir ya da o gücü sen mi yaratırsın kendinde? Tüm şartları iyi olduğunda mı gerçekleşir hayaller ya da şartları insan mı belirler? İşte kendi deyişiyle fiziksel anlamda başını dik tutamayan ancak yaşama kafa tutan Mustafa'nın öyküsüydü bu.
Merhaba arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda görmüş olduğunuz butona tıklayıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Yan tarafta görmüş olduğunuz kutucuklara tıklayarak da diğer videolarımızı rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar.